bakıyor bakıyor, bulamıyorlar. Dedi bunu gidek bak. Esat'tan yanıma bindi, annesiyle bindi, vardı oraya. Araba böyle güzel araba, normal. O zaman daha şeydi biliyor musun, parladı. Adam dedi ki 6000 liraya veririm dedi. Biliyor musun? Durup Murhan dedim tamam verek, parayı çıkarıyorum. Senden dedi 1000 lira almıyorum dedi. Arap biliyor musun? Niye dedim, bunun ufak bir şeyi var dedi. Onu bir şeye getirdik, hakikaten o 1000 lirayı oraya verince adam arabayı yaptı. Şimdi Allah'a şükür hiç 3 kere geldik gittik hiç. Evet. Hiç ellemeden sadece yağını suyunu şey yaparak giderken hani de dünya böyle hemşerim. Evet. Ya. Peki kaç tane çoluğun çocuğun var şimdi? Kaç kız, kaç oğlan? 7 taneydi işte. Oğlanın biri vefat etti. Kaç yaşında vefat etti? 29 yaşındaydı. 29 yaşında. Hasta mıydı? Hiçbir şey yoktu da kansermiş yani. Bir buçuk iki ay sürmedi yani. Ha bu kadar ya. Şöyle baksan ya, aynı insan böyle. Bazı insanın zayıflar, bazısı şişmanlar. Öyle de olmadı. Aynı olduğu gibi öylece yattığı yer, aynı olduğu gibi böyle. Oradan buraya getirdiler buradan. Ömrü işte o kadarmış. Mekanı cennet olsun. Bildiğimiz için ne? Evet. Ne verirse hamin yalnız. Tabii. Veren de o. Tabii. O gençlik lazım dünyada. Evet. Oraya da buraya da lazım hani. Biraz köyü anlatır mısın? Ondan sonra ya? Köyün nesini anlatacağım? Aha bizi koymuyor ki. Şuna bak hele mübareğe bak hele. Rüzgar var. Rüzgar var da yine de anlat Allah'ım, yani. Allah'ım bu emretti. Bu köye niye Ramazanlı demişler? Yani bu Ramazanlı ismi nereden geliyor yani? Niye Ramazanlı değil de Halil Fahlı değil de Ramazanlı? Bu Rama kelimesi nereden geliyor? Ramazanlı. Ya orayı çok derine gider de orayı biz bilemek ki. Duyduğun kadarıyla anlatabilir öyle misin değil, yani? Ramazanlı ismi başka bir şey değil. Ramazanlı yani, da nereden ismi, Ramazanlı olmuş? Adamın işte ismiymiş. Buraya ilk gelen insanın ismiymiş Ramazan. Ondan Ramazanlı dediler. Ramazanmış Ramazanlı koymuşlar. Bunda böyle kaydın gitsin işte. Gitsin dünyanın her tarafına dolansın. Anladım. Peki şu anda köyün çoğunluğu Gülbet'te mi? Nerelerde yaşıyorlar? En çoğu Avusturya'da. Avusturya'da kaç aile vardır? Kaç kişi vardır Avusturya'da? Avusturya'da çok ne diyeyim? 20-30 kişi var mı? 20-30 hane var. 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 20-30 hane var. Gerisi nerede? Almanya'da. Almanya'da var. Fransa'da var 15-16 tane o kadar. İstanbul, Antalya, o çok vesaire. Oralarda her yerde var. Orada şimdi da var. Her yerde şimdi gayri herkes bildiği yere geçip gidiyor. Bir de bakıyor nereden geliyor falanca yerden. Kimisi Adana'dan, kimisi oradan buradan. Sesler oralardan geliyor biliyor musun? Evet. Bizim sesimiz de gitti daha 19'a İspanyol hüdütündeyiz biz o tarafta evet. Biliyor musun? Buraya hemen 3000 dolgun kilometre şuraya. Anladım. Elçik de kadar... halamı konuşturak mı? Ben de konuşamam. Yok halamı ben konuşuyorum o konuşmasın. Konuşmasın mı? Canına minnet gidiyor onda. Konuşacak ne diyeceksen de var mı dişlerini daktırırım sen korkma. Yok konuşmayayım. Bir şeyler diyeceksin ki o senin yanı sıra konuşacak ha. Anladım. Soruştur he. İşten konuşamayayım. Tat vermiyor ki gözlerimiz doldu mübarek. Buna bizim şansa bağlı şans var mı? O zaman şu emmiyi konuşturak mı Etçik'te? Necat abimi konuşturak Etçik'te. Dur. Konuş abi olmaz. Ben bak buraya kadar geldim. Ne konuşacaksın abi? Estağfurullah. Bizim şu orman ağaçlandırma adına konuşuyor. Tamam konuş abim. Ha şimdi al abim mikrofonu. Bir anlat bu ormanı anlat, ağaçlandırmayı anlat. Şimdi köyün abi, sorununu anlat. Gelirken köyümüz, çukura bak, düştüm ben. Tamam köyümüzün sorunu iki sorunu var dedim. Şaka yaptım amca sen de hemen inandın ya. yok şaka yaptım ben sen. Öncelikle bak. Öncelikle ben Mıknar adına diyeyim. Tabii. Köyümüzün tek bir sorunu mikrofonu yol abi. Yol için. Yoldan için başka sorunumuz çok şükür yok. Sonra bizim buranın Ramazanlı ismini koymasının nedeni Ramazanlı sağlı, mı Ramazanlı mı? Ramazan, şimdi Ramazanlı. Şimdi Ramazanlı kondu. Şimdi bir cami yapıldı. Biz Sarıkaya'dan sayın şey milletvekillerini ondan sonra o
yok yok. Müftülükten neden gelince he. Dediler ki teşekkür ettiler bizim Ramazan köy adına. Hani cami yapılınca dediler ki bu köyün ismi bundan sonra Ramazanlı kalsın dediler. Ramazanlı. Ramazanlı he. Olarak da şimdi geçti o hani şey. Ondan başka da koymuş bak eskiden şeyi çok severdim. Neyi? Yardımlaşmayı. Yani fakire ve şimdi yok gene var gene var da şöyle var. Şimdi eski yaşlılar biraz da vefat etti. He. Yeni nesil değişti. He. Neden değişti? Herkes, yeni nesillere konuşuyorum. Yeni nesillere de konuşuyorum ben. Bunu duyuru duyuru söyleyeyim özellikle. E bak eskiden ne diyorum bizim köy gerçekten bak Ramazanlı ismi kondu. Köyümüzün adı. Çünkü bak yardımlaşmayı getir, çok seven bir halkımız vardı. Evet. Ama şimdi yeni nesil geldi. Yeni nesili biz de tanımıyor, onlar da bizi tanımıyor. Yani utanıyorum bak ben bu sözü söylerken de. Evet. Çünkü niye? Gene aynı Ramazan'da kalsın bizim köyümüz. Gene o yardımlaşmayı yapalım. Maalesef üzücü. Yani bak şu köy ve kışın 100 hanenin üstünde bizim köyümüz. Ama şimdi oturan 25 hane kalmıyor kışın. Kimi Almanya'da, kimi Fransa'da, kimi İşte sağda solda göç oluyor. Evet. Yani derler ya atasözüne ben çok değer veririm. Lalek benim neden kuşum? Yazın gelir kışın gider derler. He. Ya bak sevdiğim bir komşumuz. Ya abimiz bak geldi. Ya. Üçe durmaz, beşe durur. Ondan sonra gene gider. Gene biz burada yalnız kalıyoruz. Hayır hiç Allah yarattığı kulun tüyünü incitmesin. Evet. Yani şimdi esas benim sorunum şu. Bütün Sarıkaya ve Akdağ ve çevre bütün köy adına sesleniyorum. Bunu ormancı beklemeyecek. Bu orman ağaçlandırma doğa bizim için değil mi? Evet kesinlikle. Bak oradan o halkın o dikilen kazıklar. Demir kazık özellikle ya. Bunu çalıp götüren bu insan mı? Ben utanıyorum. Bu kişi adına utanıyorum. Onun gideceği o 200 lira kazık. Ben 1000 YTL koyuyorum. Onu korene ve bilene varsa söz veriyorum bak delikanlı sözü 1000 YTL vereceğim. Nereye o kazı. Buradan bak ormanlaştırdığımızın çelik kesiyor adam demir kazıklarını alıp götürüyor. Bu devletin kazığı. Bu bizim kazığımız ya. Bu utanç verici bir şey. Bu insan yapmaz ya. Koyun kazığını mı çalmışlar? Ormanın kazığını ya. Hayır koyun kazığını. Koyun kazığı ormanın. Bizim kazığımız ya. Yani bu cahil değil abi bu ya. Bak onu satar onu hudacıya satacak bu adam. 300 liraya misal 200 liraya. He. Ben 1000 YTL veriyorum özellikle. 1000 YTL. 1000 YTL veriyorum. Getirene mi kaçırana mı? Çalana mı vereceksin olsa? Hayır görüp. Çalan getirirse dese ki. Ya getir geri koysun gelsin benden ben 1000. Ben çaldım ihtiyacım vardı. Ha. Ver 1000 lirayı al gel. Vallahi vereceğim. Bilet. Gerek yani. Yeter ki bak. Utanç verici bir şey bu ya. Gerçekten. Ormanın bu. Artı bir bak. Bu devlet bize bu ağaç dikiyor. Doğa evet. için yeşillik olsun diyeyim değil mi? Evet. Bunu çalanırsa bunu bu insan mı diyeyim ya? Yok insan. Ben utanıyorum bak ya. O kişi kesinlikle adına utanıyorum ben bunu söylerken. Hani günah yazık günah diye. Geçsin yemin ediyorum bak benim ismim Necati soy ismim Karayoz Ramazanlıyım. Telefon numaramı da vereyim. Arasın ya bula görene bilene. Vallahi 1000 YTL vermezsem insan değilim. Anladım. Başka söyleyeceğim bundan ibaret kardeş. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bu ne geldi zaman bu kazık ne zaman çalındı abi? Köyün kazığını nasıl çalarlar ya? Hiçbir kimse görmemiş abi. Evla, ben bunu araştırıyorum. Şu çevre, bak bizim Ramazan köyüm çevre köylerden araştırıyorum. Ne zaman oldu? Ne kadar oldu? Bu, bir hafta olmadı. Bir çalınalım. Hafta önce çaldılar kazıkları değil mi? Aynen öyle vallahi. Anladım. Bir müracaat yani. Etmediniz mi jandarmi olsun? Hayır yok ben şimdi orman bizim yetkili memurlu arkadaşlara bildirdim. He. Onlar da çevrenizden dedi araştır dediler. Benim araştırmamdan çünkü ben bulamam. Çünkü niye? Ben bir orman bir halkım değil mi? Evet. Ama devletin kolu uzun. Tabii. Jandarmanın kolu uzun. Yani polisimiz var, jandarmamız var değil mi? Evet. Yani bunların da devreye girmeleri lazım. Kesinlikle. Ama siz sonra halk beklememiz lazım. Abi. Hayır benim görevim, ben sadece orman yetkili Cevdet Beygir'le bütün şeylere bildirdim. Dedim böyle durumundan ibaret dedim. Başımı yapabileceğim mi? Bütün çevre köylerden de araştırıyorum. Tanıdık arkadaşlarıma diyorum ki arkadaş şu tipli kazık çalındı. Bunu gören bilen varsa lütfen diyorum. Haber verin ya. Yani buraya sahip çıkalım. Biz çalalım yani. Bu günüz değil. Gece işi bu. Günüz çalamazlar. Çünkü niye? Günüz akşama kadar orada ben oranın da bir yani bekçiliğini yapıyorum. Yani onu da diyeyim. Ama ben utanıyorum bak. Devlet adına da, millet adına da, köy adına da ya.
Evet. Yazık kuref değil mi peki ya bu? Çok yazık. Yemin ediyorum bin YTL vereceğim bak onu görene, bilene, duyana. Versin haber versin telefonu. Merhaba ben Fatih Çıtak. İstasyonumuz kendimize ait. 20 yıldır burada hizmet ediyoruz. Çiftçilerimize, vatandaşlarımıza, köylülerimize. Ben buranın sorumlu müdürüyüm. Ayrıca belediye meclis üyesiyim. Burası mazot, benzin, LPG, madeni yağ gibi ürünlerimiz var. Her şekilde işte kampanya olarak zaten veresiye mazot veriyoruz. Yardımcı olmak, destek amacıyla. Karşıda bıldırcınlar var. Hobi olarak burada tavuk yetiştiriyorum. Civciv, bıldırcın, keklik. Bunlar da mavi mutlaka. Hayır oğlum. Hayır. Hem zaman geçirmek hayır, için hem de burada hobi amacıyla güzel oluyor. Milletimizin de işi görülüyor. Bu tür faaliyetler için, kültürel faaliyetler için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelen giden yani onlardan faydalanıyoruz. Güzel oluyor. Ayrıca sanat atölyemizde güzel ürünler, mahsuller, şeyler yetişiyor. Bahar bütünümüz yetişiyor mesela burada. Aydıncık ilçemizde, köylerde dahi güzel tat alamıyoruz. İzmir'de denediler, İstanbul'da, Ankara'da, her yere denediler ama bura gibi bir tat alamadılar. Diyeceklerim bu kadar. Herkese selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kadar.